İspanyolca yarı podcast serimize hoş geldin. Eğer ilk kez bu videoyu açtıysan lütfen önce yukarıda bıraktığım videoyu izleyerek başla. Çünkü bu seriyi sırayla takip etmen çok önemli. Bu video 3 aşamadan oluşacak. Önce senin için metni seslendireceğim ve metinle ilişkili soruları göreceksin. Daha sonrasında metni tekrar okuyacağım ve bu sefer sorulardan haberdar olarak dinleyeceksin. Son olarak metni ekrana yansıtacağım ve okuyarak ne kadar anladığını test edebileceksin. Başlayalım. Esta vez, bu sefer, no es mi historia. Bu sefer benim hikayem değil. Ben yazdım da benle alakalı değil. Y luego tenemos cuatro preguntas, como siempre. Ve sonrasında 4 tane sorumuz var. Como siempre de her zamanki gibi demek. Siempre, her zaman, como da burada gibi olarak kullanıldı. O yüzden como siempre, her zamanki gibi. Empiezo. Başlıyorum. Por las mañanas estoy muy ocupado. Mis días empiezan a las 7 de la mañana. Preparo a mis hijos para la escuela. Desayunamos y salimos de casa sobre las 8. Como la escuela está lejos de nuestra casa, vamos en coche. Llegamos sobre las 8:30. Dejo a los niños y voy al supermercado. Hago la compra del día y vuelvo a casa. Limpio la cocina y recojo la casa. Lavo y coloco la ropa. Hago la comida. Descanso unas horas y voy a recoger a los niños a la escuela. Vamos a ver las preguntas. Şimdi sorulara bakalım. La primera. İlki, birincisi, tekrar pregunta da diyebiliyoruz biliyorsunuz. La primera pregunta. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? A. De sus mañanas. B. De sus hijos. C. De su casa. La segunda. İkincisi, ikinci sorumuz. ¿A qué hora se despierta? A las 7. A las 8. A las 8:30. La tercera pregunta. ¿Dónde desayunan? A. En casa. B. En el colegio. C. En una cafetería. La cuarta pregunta. Dördüncü sorumuz. Ya da y la última diyorduk. Sonuncu şeklinde. ¿Tiene trabajo? A. Sí. B. No. C. No se sabe. Sorularımız bu kadardı. Tekrar metne dönüyorum. İlkinde biraz daha yavaş okumuştuk. Bu sefer biraz hızlanıyorum. Por las mañanas estoy muy ocupado. Mis días empiezan a las 7 de la mañana. Preparo a mis hijos para la escuela. Desayunamos y salimos de casa sobre las 8. Como la escuela está lejos de nuestra casa, vamos en coche. Llegamos sobre las 8:30. Dejo a los niños y voy al supermercado.
Hago la compra del día y vuelvo a casa. Limpio la cocina y recojo la casa. Lavo y coloco la ropa. Hago la comida. Descanso unas horas y voy a recoger a los niños a la escuela. Perdón. Y voy a recoger a los niños a la escuela. Vamos a ver las preguntas. Şimdi sorulara bakalım. Bu sefer ekran paylaşıyorum. Soruları birlikte bakıyoruz. ¿De qué está hablando? A. De sus mañanas. Bu arada bunları sarıya boyadım çünkü Dilara cevap verdi o arada. Hazal, eğer başka cevapların varsa, başka bir şey olduğunu düşünüyorsan ekleyebilirsin. Soruların numarasıyla birlikte yazarsan daha iyi olur. Una. ¿De qué está hablando? A. De sus mañanas. B. De sus hijos. C. De su casa. La segunda. ¿A qué hora se despierta? A las 7, a las 8, a las 8:30. La tercera. ¿Dónde desayunan? A. En casa. B. En el colegio. C. En una cafetería. La última. Sonuncusu. ¿Tiene trabajo? Sí. No. O no se sabe. Güzel. O zaman şimdi metni birlikte okuyalım. Siz de bu arada ben telaffuz ederken eğer ortam müsaitse ya da en azından fısıldayarak da olsa telaffuz ederseniz daha en azından telaffuzu da aynı anda çalışmış olursunuz. Başlayalım. Empezamos. Por las mañanas estoy muy ocupado. Mis días empiezan a las 7 de la mañana. Preparo a mis hijos para la escuela. Desayunamos y salimos de casa sobre las 8. Como la escuela está lejos de nuestra casa, vamos en coche. Llegamos sobre las 8:30. Dejo a los niños y voy al supermercado. Hago la compra del día y vuelvo a casa. Limpio la cocina y recojo la casa. Lavo y coloco la ropa. Hago la comida. Descanso unas horas y voy a recoger a los niños a la escuela. Hızlıca soruları bir daha bakalım. Sonra metnimizi analiz edeceğiz tek tek. ¿De qué está hablando? De sus mañanas, de sus hijos, de su casa. ¿A qué hora se despierta? A las 7, a las 8, a las 8:30. ¿Dónde desayuna? En casa, en el colegio, en una cafetería. ¿Tiene trabajo? Sí. No. No se sabe. Bu seferki çalışmamızda bir soruda sizin sormanızı bekleyeceğim. Yani soru şeklinde bir cümle oluşturun istiyorum, soru cümlesi kurun istiyorum. O yüzden şimdi metni analiz ederken orada sorabileceğiniz bölümü düşünüp sorunuzu hazırlayabilirsiniz. En son analiz bitip sorulara cevap verdiğimizde bir de sizin sorunuza bakarız, olur mu? Böyle en az iki şıklı bir soru hazırlamış oldu. Yani. Umarım keyifli bir dinleme çalışması olmuştur. Soruların cevaplarını açıklamalar kısmına bırakıyorum. Daha detaylı bir analiz çalışması yaparak
Bu metindeki cümleler ne manaya geldi? Her biri nasıl kullanıldı? En önemli kelimeler nelerdir? Cümle nasıl kurulur? Nasıl sıralanır? Her konuşmada kullanabileceğin kelimeleri cümle içerisinde nasıl kurabilirsin? Bunları ve daha fazlasını benimle canlı yayınlarda öğrenmek istersen eğer Süper Peer platformunda seni görmeyi çok isterim. Eğer sadece dinleme çalışması yapmak istiyorsan da haftaya yeni metnimizde görüşmek üzere diyorum. Bu videonun altına bırakacağın yorumlar hem benim için hem de kanalımız için çok kıymetli. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.